Hepinize merhaba Teknoloji Oku takipçileri, ben Alperen Öztürk. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizlerle beraber Valorant oyununu inceleyeceğiz ve aynı zamanda geçtiğimiz hafta karşımıza çıkan Muharebe koleksiyonunu oynayacağız ve içindeki silahları inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz yeni koleksiyonu test etmek üzere oyuna geçelim. Evet, görüyorsunuz şu anda vitrinde Muharebe koleksiyonu karşımızda. Spectre, Operatör gibi birçok silah karşımıza çıkıyor. Özellikle Battlefield'da karşımıza çıkan silahlara bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. İsterseniz bu seti bir satın alalım arkadaşlar ve güzel bir oyunla test edelim. 2930 VP. Evet, kabul ediyorum. Gerçekten de çok güzel. Özellikle Spectre. Evet, tek tek kullandım. Muharebe Ares. Ghost özellikle çok güzel arkadaşlar. Hatta almışken savaş biletini de alalım. Biliyorsunuz savaş biletinde sürekli aşamalar, oyunu oynadıkça aşama aşama size radyanit puanı ve farklı skinler veriyor. Ve bu kostümler sayesinde daha güzel bir görünüm elde ediyorsunuz silahlarınızda. Şerefi de kullanalım. Evet, şimdi bir Spike hücum modu girelim. Evet, sırada bekliyoruz şu anda. Bakalım bulacak mı? Evet, karşılaşma bulundu. Icebox haritası geldi. En son çıkan harita Icebox bildiğiniz gibi. Fakat biliyorsunuz ki pek sevilmedi. Hemen bir Raze kitleyelim. Raze en çok sevilen entry rollarından biri. Spike hücum modunda her el farklı silahlar karşımıza çıkıyor bildiğiniz üzere. Biz de rastgele silahlarla bakalım muharebe setinden yeni silahlar gelecek mi karşımıza, onları test edeceğiz. Evet, oyunumuz başladı. İlk silahımız Shorty. Fakat Shorty'de ne yazık ki kostümümüz yokmuş. Biliyorsunuz Shorty sadece 2 mermi sıkıyor. Aslında bir tabanca pompalı diyebiliriz. Hemen bir Raze robotuyla başlayalım. İleri bir bomba atalım, şu küremizi alalım. Ulti önemli. Karşı tarafta sobadan bir ok geldi. Aha, spamdalar. Güzel bir ulti sallayalım. Çok güzel. Reyna da orada şu an. AFK galiba kendisi. Evet, oturuyor. AFK değil ama çok güzel. Değiştirelim silahı. Bu da aynı silahmış tabi Spike hücum modu olduğu için. B'de yoğunlar. Hemen B'ye gidiyorum. Tamam, 2'ye 2 kaldık. Ya alırız böyle. Evet, jet birini daha aldı. Bir tek yorumuz kaldı. Yoru da Astra'dan önce çıktı bildiğiniz üzere. Bir hayli sevildi. Nerede? Heh. Çok güzel. Evet, ilk el çok kill alamadık. Spike hücum modunda karşımıza çıkan bir diğer silah ise Bulldog oldu. Fakat Bulldog'da da kostüm yok ne yazık ki. Bir tek Uğur'umuz var. Sezon 1'in olduğu. O kadar. En azından Bulldog silahıyla da güzel bir şey yapabiliriz. Veya farklı bir küreden güzel bir silah çıkarsa onu da deneyebiliriz. Hatta önümüzde bir küre var. Soba okunu kaçırdık. Bombayı atalım ve küremizi alalım hemen. Burada adam var, yokmuş. Evet, Vandal geldi ve Ejder Vandal. Oyunun en iyi silahlarından biri gerçekten. Ve animasyonları falan da çok güzel bu silahın. Adamlar midde. Hemen mide gidelim. Büyük ihtimalle jet küpün altında. Burada da ses yok. Aha, vurdu. Bulldog'la vurdu. Hemen kaçtı. Ama bir tane City'de var. Bridge City'de. Büyük ihtimalle burada bir yerde. Hop, arkamdaymış. Tamamdır. Bu bir. Büyük ihtimal çözemeyeceğim. Çünkü bayağı süre daraldı. Ve yetişemedik. En azından ultimizi kullanalım. Şöyle bir muharebe koleksiyonundan bir silah gelsin. Operatör. Battlefield silahlarına o kadar çok benziyor ki hani aşırı güzel silahlar. Bakalım Kros'u da çok güzel. Havalı operatör istiyor karşıdaki jet. Hayır. Kusura bakma jet.
Jet direkt uçtu kaçtı. Bu bir. Hop, oka görünmeyelim. Bu iki. Yoru bir kör attı. Aslında Spike hücum modunda bu kadar defansif oynamamaları gerekiyor. Çünkü zaten eğlence modu olarak geçiyor bu. Biz de sadece silah test etmek için girdik ama bayağı dereceli maçtaymışız gibi çok defansif oynuyorlar. Adamlar spawn noktasında bekliyor yani. Aha, bir tane soba var. Bakalım görebilecek miyiz onu? Çok iyi. 3 kill aldık. B uzunda bridge. Hemen onun yanına gidelim. Şu an kill savaşı çıktı resmen. Herkes peşinden koşuyor. 4. killimizi de aldık. Ultimizi de hatırlatalım. Çok güzel. Taraf değiştiriliyor. Ve en sevilen silahlardan biri Ghost geldi. Biliyorsunuz hani bildiğimiz tabanca bu aslında. Ama yeni skinle birlikte çok güzel olmuş. O zaman başlayalım. Şöyle ileriye bir bomba sallayalım. Reyna'dan kör geldi. Bakalım robotumuz uçacak mı, uçmadı. Reyna'yı aldık, güzel. Bakalım midden pikleyen var mı? Ah, arkadan yedik ya. Jet altın silah almış. Biliyorsunuz bazı küreler var. Bu küreleri aldığınızda bazen ulti veriyor size. Bazen farklı silahlar veriyor. Çok değişiyor yani, ne olduğu belli olmuyor. Bu arada Sage Jet'le güzel bir fight'a girdi. İkisi de birbirini vuramıyor şu an. Jet bıçak aldı, bıçaklamaya çalışıyor. İkisi de birbirini bıçaklayamadı. Bu küreler sayesinde bazen farklı şeyler geliyor. Mesela rakibin kulağına farklı sesler gidiyor. Onları parona yaklaştırıyor. Bazen de ulti veriyor gördüğünüz gibi. Sage şu anda iki taraftan da sıkıştırıldı. Hatta arkadan sıkıyorlar. Yoru vurdu maalesef. Zaten olacağı belliydi. 3v1 kalmıştı. Evet, Stinger geldi karşımıza. Bu silah aslında pek kullanan yok. Aslında Echo Ellerde çok kullanılan silahlardan biriydi. Fakat son gelen güncellemeyle 1000'den 1100'e çıktı ücreti. Bu yüzden pek tercih edilmiyor. Aslında silah iyi. Fakat bazen sekebiliyor. Bir oynayalım bakalım. Aha, long'da birisi var. Güzel bir bomba. Tamam, öldü o. Ölmedi. Çok iyi. Şöyle bir robotumuzu atalım. Büyük ihtimal side'talar çünkü middelerde en son. Midden doğru girecekler side'a. Kuralım bombayı, tamamdır, jet kuruyor. Uzunda var birileri, bakalım midde var mı? Midde yok gibi gözüküyor ama soba var. Tamamdır, sobayı da aldık. Aslında Guardian'ı varmış, Guardian'ı da alabilirdik. Onun da çünkü çok güzel. Hatta şu an ekrana verelim, Guardian'la da birkaç tane görüntü size. Evet, bombadan biri öldü. Bir de ulti sallayalım. Çok güzel. 4 killimizi de aldık. Son bir el kaldı çünkü Spike hücum 4'te bitiyor. Biraz kısa, eğlence haritası olduğu için kısa sürüyor. Şimdi savaş biletinde karşımıza çıkan Odin'i inceleyelim isterseniz. Hatta bakın Y'ye bastığımız zaman diğer silahlarda bunu göstermiyordu. Mermileri falan da gösteriyor. Gayet güzel olmuş. Rengi de altın kaplama gibi aslında. Hatta şu an çevremde dolaşıyorlar, istiyorlar bu kostümü ama biz bir deneyelim bakalım. Şöyle bir bomba sallayalım. Phoenix geçti karşıya. Onu aldık. Yani yoru geçmiş. Çok güzel. Jet'i de aldık. Şöyle bir robot sallayalım. Sova ultisini kullandı. Burada kimse yok herhalde ya. Buna bir tane bombamızı atalım, gelmesinler. Spike'ımızı kuralım. Aldık bence her türlü. Bir tane arka var muhtemelen. Üstten gelecek. Aa, aşağıdan geldi. Tamamdır. Ulti açalım. Belki Reyna da arkadadır. Cypher'ın kamerası var, orada değilmiş. Aldık ya. İşte bu. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Master Notebook'un katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızda Valorant oyunundaki muharebe koleksiyonunu inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.